Hocam merhaba. Merhaba Ömer, nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler deyiz. Bir haftadır seni görüşelim dedik. En bugün nasipmiş. Herkese iyi günler. Bu koronavirüs belasından kurtulamadık. Evet hocam, İnşallah iyi günler bizlere bekliyor. Direktörü sunarız. İnşallah iyi olur. İnşallah hocam. Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu bazı kararlar açıkladı. Altyapı ile ilgili kararları var. Yabancı sayısının 12 indirilmesiyle ilgili kararlar var. Siz bunları nasıl biliyorsunuz? Yıllarca Denizli'de futbola hizmet ettiniz, futbolcu yetiştirdiniz, altyapılarda görev aldınız. Şimdi Ömer'im, yabancı kelimesi aslında şöyle desek şöyle olur yani. Buraya yabancı oyuncu gelsin ama kaliteli insanlar gelsin. İngiltere'deki sistem gibi yani gelsin. Buraya yabancı çöplüğü olmasın yani. İlk önce benim düşüncem kendi değerlerimiz. Yukarıdakine karar alıyor ama nasıl görüyorlar? Bir şey var mı yani? Burada Mustara gibi, Alex gibi, Hacı gibi insanlar geldi. Bizim kapımız açık ama bazı işlere geliyor. Yedek bekleyin hiç gelmesin yani. Uğraşmayın yani. Biz yetenek adamlar gelsin. Karakteri topçular gelsin. Bizim kapımız açık ama bizim işimiz kendi çocuklarımız yani. Kendi çocuklarımız oynasın. Ama buradaki altyapıda hocalarla da bence Türkiye'de altyapı yok yani. Neden yok? Para, maaş vermiyorlar altyapıda. Sen git diyor, şuradan al, sen bunu yap. Aslında benim düşüncem altyapıdaki hocaya daha çok para vermesi lazım, daha çok çalışması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Geçici olarak çalışıyoruz. Suni tedavi uyguluyoruz biz altyapıda. Hocam bazı hocalarımız şöyle şey söylemişti, altyapıdaki hocaları fuzuli olarak görülüyor. Ne gerek var altyapıyı gibi görünen, olaya bakan yöneticiler olduğunu söylemişti. Ya şimdi Denizspor'dan aldığım habere göre mesela bizim altyapıdaki arkadaşların da iş kurdan maaş alıyor. Mesela bu ay bitiyor, ne sezonunuz mu başlayacak? Oradaki sistem şu olması lazım yani. Üstteki para alıyorsa o çocuklar da para alması lazım. O zaman oyuncu yetişecek. Ama biz ne yapıyoruz? Altyapı, bak ben hiç kimsenin orada altyapıda önemli verdiğine inanmıyorum yani. Burada Türkiye'de ya bir, ya iki, ya üç. Dört sayamazsın yani. Dört sayamazsın yani. Onun için biz burada federasyon ne kadar karar alırsa alsın, federasyon ne kadar karar alırsa alsın. Ben altyapı şey yaptığına inanmıyorum. Yine herkes transferini yapar, yaparsın, getir altyapıda. Hani Ömer Faruk Beyaz oynatıyorlar. Nerede oynatıyorlar? 30 dakika oynatırlar. 60 dakika oynatırlar. İddiasın var yani. Fenerbahçe Dilardi'ye arkadaş oynuyor işte. Ne yapıyor? Murat Salaman'ı. Herkes skora göre yani şey. Skor. Günlük başarı istiyor değil mi hocam? Günlük tabii. Bak %100. %100 yani. Uzun planlamayla çalışan... Uzun planlama çalışan kulübü gördük. Başakşehir'i gördük yani. Değil mi? Tabii, uzun planlama. 10 yıldır ilk üçünde içerisinde adam en sonunda şey aldılar ama hiç kimse satmadı yani. Ve bu belli bir süre devam edecek. Başakşehir'in başarısı. Bence de öyle yani. Şimdi benim mesela düşüncem bulup çıkarmam lazım. Ama nasıl bulup çıkaracaksın? O antrenörün maaşını ödemek zorundasın. Buradaki A takımdaki antrenör ne alıyorsa yarısını ona ver ya, yarısını ona ver. Benim altyapıdaki antrenör arkadaşlarımızın çoğu, ben dahil biz 4 ayda maaş almıyoruz. Beni devlet bizi sahiplenmesi lazım. Devlet bizi, biz çocukları gidin kötü örnek bulunduk. Şu anda mesela dünyada mesela o kadar kötü şeyler var ki biz bunları çocuklara sahipleniyoruz ya. Yani. Devlet bize sahiplenmesi lazım. Sahiplenemedi devlet bizim şu süreçte de. Sahiplenemedi yani. Altyapı da öyle. Sen çıkarırsın çocuğu, Hollanda bizden çok büyük bir ülke yani. İstanbul gıda ya. Portekiz, adam her yıl oyuncu satıyor Porto'ya. Ben sana şunu söyleyeyim ama bir kere futbolu bilen kişiler yönetecek. Evet hocam, ben de şunu müteahhit yönetmeyecek burada. Ben seninle her zaman bir şeyde müteahhitler yönetmeyecek. Müteahhitler küçük inşaat yapsın, bina yapsın. Ya ben aslında çok konuşmak istiyorum ama ceza var, şey var, çekildiğimiz kurumlar var. Biz neler çekiyoruz ya? Ben bir çocuğun hayatını kurtarmak istiyorum. Çocuk kötü alışkanlıklar. Herkes futbolcu olacak dişesi de yok. Gayesimiz yok. Tabii. Şimdi ben bu 25 yıldır yapıyorum. Doktorum da var, müteahhitim var, öğretmenim var, polisi var, subayı var, kahvecisi var, her şeyi var.
Ama ben onu çocukların kötü alışkanlıktan kurtardım. Spor yapmaya alışkanlık haline getirmiş bir birey. %100. %100. Şimdi bakıyorum 4 aydır çocuklar spor yapmıyor, okula gitmiyor. Bu çocuklar evde bilgisayar başında, telefonu başında. Ve bunu da büyüklerimiz bunu değerlendiremiyor ya. Ya sen konudan konuya geçiyoruz. Ya sen spor şeyleri atsana kardeşim ya. Hani nerede bizim şeyimiz? Hocam şimdi ben şunu sorayım size. Uzun yıllardır futbolun içindesiniz, futbol oynadınız. Evet. Altyapıda antrenörlük yapıyorsunuz. Siz yetkili bir yere, makama gelseniz, otursanız o koltuğa. Altyapıdan daha iyi futbolcu yetişmesi için neler yaparsanız neler yapılmalı? Bak Ömer'im bir kere biz bu şeye yetkiyi vermezler. Deniz Park hiç bugün benim kapımı çaldı mı ya? Yani? Ha oldun var sen hocam. Tamam oldun var sen. Bir kere ben neler yapacağım ben çok iyi biliyorum. Bir kere böyle altyapı bile olmaz ya. Hasanlar senin olduğu yerde altyapı nereye baksın? Her yıl 3 tane çocuğumuz Deniz Park'ı top oynar. Öyle dışarıdan Denizli'nin çocuğu hem yeterlidir hem zekidir. Bunları biz defalarca kanıtladık. Ben sana geçen gün de örnek verdim. Bu takımlarda şimdi bizim çocuklar hep dışarı gidiyor. Bir tanemizi ya bunu sormaz mı ya? Hakan Erçek Denizspor gönderiyor Alanyaspor'da. Şimdi Sırbistan'da kiralık. Bunu hiç sormaz mı Denizspor'un şeyleri yetkileri? Bu çünkü nereden geçti? Yusuf Şafak kare getirdi Ankara gücünde. İşte gençler bile aldı gitti kaleci. Bunu hiç sormaz mı kardeşim? Denizspor nasıl veriyor bu oyuncuları? Sayalım da Atalay Babacan, Mustafa Kapılar. Bunlar sormazlar mı? Atakan İnanlar. Bunlar sormazlar mı? Ben hocam orada ilk önce kendi çocuğumu değerlendim. Çocuğuma dışarıdakine bir verim, kendi çocuğuma 10 verim. Onu çok daha çok değerli. Ama buradaki antrenör arkadaşlarımız birileri sırtını dayamış. Hiç bak, sana söyleyeyim mi? Altyapı sorumlusu arkadaşlarımız, yıllarca yapan arkadaşlarımı ben biliyorum, hiçbir şey yapmıyorlar yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. Milli takım oyuncu yetiştirebiliyor musunuz kardeşim? 5 yıldır yok. Kim bunun sorumlusu? Ben değilim. Oradaki çalışan. 3 oyuncu var diye biliyorum hocam. Denizli'den gitti. Başka takımlar vasıtasıyla başka takımlarda oynuyor. Ya var kardeşim. Var. Adam geliyor. Mesela ben 2006'lı Efecan'ı götürdü gitti. Ailesini götürdü gitti. Nerede Denizspor? Ya biz Belediyespor altyapısını kapattırdık ya. Altyapısını kapattırdık. Kapattıran abilerimiz var. Bizim abilerimiz var. Abilerimiz var. Denizli'nin kamuoyunda abi diye geçiniyorlar arkadaşlarımız var ya. Ama hiç kimse sorgulamıyor biliyor musun? Neden? Bir arkası bir gücü almış gidiyorlar yani. Hasan Ersoy'un arkasında bir güç yok. Siyaset güç yok. Abileri yok. Hasan Ersoy tırnaklarına kazıyarak geldi. Yani. Biz burada bir arkadaşımla kuzeniştimdir yani. Çok konuşuyor arkadaşımız ama tırnaklarına kazıyarak geldi. Ama bilen konuşur değil mi? Bilerek konuşuyor. Bilen konuşamaz yani. Bilerek konuşuyor. Bilen konuşuyor. Bilmeden tabii. Bir şey yok. Bir bilgisi olmadan konuşmaz. Ama tabii. Burada işte dediğim gibi bizim arkamızda ben hiçbir Osman Zolan'ı çağırmıyor. Ya Hasan Hocam sen bu kadar 100-300 çocuğu bakıyorsunuz ya bir gelin bir şey yapalım diyen yok bize. Evet hocam biraz önce başlangıç yapmıştınız. Ben böyle kusura bakmayın. Önce dediniz futbolu futbolun içinden gelenler yönetmeli. Evet. Ondan sonrası devam. Şimdi basketbol örnekleri Hidayet Türkoğlu üreti her yıl gürültü şampiyonlarımız var. Voleybol'a bakıyoruz Mustafa Üstün'de. Çok iyi gidiyor. Türkiye'nin ne kadar uzun kızımız varsa Ankara'da okulda aynı okulda aynı itibar yapıyorlar. Futbol ne yapıyoruz kardeşimiz? Rebe'yi yapmışlar bir tane. Ne oldu böyle değil. Müteahhitler yönetiyor değil mi? Tabii. Orada müteahhitler yönetiyor. Hiç kulüp başkanı futbolcu da çıkar mı? Hiç duydun mu? Hiç duydun mu ha? İşte Avrupa'da duyuyorsun. Ama burada öyle değil. Eski futbolcular değil mi hocam? Avrupa'da tabii. Federasyon başkanı Bayern Münih'in parmakla gösteren bir kulüp ya. Hayır, Alman futbolu Barcelona'nın kulüp başkanı adını biliyorum ben bilmiyorum. Ben yıllarca 25 yıldır bu içinde hatta 80'den beri kulüp futbolu içindeyim ben. Ben bilmiyorum yani. Ben Porto'nun başkanını bilmem. Manchester'ın bilmem. Bir Chelsea'ni biliyorduk. O da zengin olduğu için biliyordum lan. Başka bilmiyoruz. Ama Deniz ama Türkiye'de herkes şey biliyor, başkanı biliyor yani. Herkes biliyor yani. Şimdi Denizli'de bile amatör kulübün başkanları bile şey yani. Neredeyse her şeyi taktiği onlar verecek yani. Futbolu hepsi biliyorlar yani. Kendi işini bilmiyorlar ama futbolu öğrenmişler adamlar. O yüzden işiniz zor, çok zor hocam. Futbol antrenörleri zor. Çünkü zaten ben de telekomundan çalışıyorum. Çünkü bizim başkan da hiçbir şeyde ilgilendiği yok. Hani Telekospor'un kulübü olduğunda şey yok. Sadece nereden haberi var bilmiyorum da.
Ben tabii her kararı kendimiz alıyoruz. Fahri Türk, Celal Taş'tan oyuncumuz, maddi yön her şeye. Allah razı olsun, bana Fahri Türk'ü de selam söylüyorum yani taşın altına. Ama kaptanım ayrı bir şey açıyorum. Geçen sene bütün çocuklarımın servisine, yemeklerine, ayakkabılarına, hepsine Fahri'yle Allah razı olsun. Ama neden şey iyi gidiyor mesela? Neden iyi top çıkıyor? Orada sen sorumlu benim. Sorumlu benim yani. Hocam Denizli Telekom Spor takımınızın, kulübünüzün. Evet. Ne gibi katkısı var Denizli Telekom Spor'un? Hiçbir şey yok. Katkısı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece katkı Celal Taş'tan Fahri Türk, bir de eski Denizli Telekom Spor'da oynamış çocuklarımız. Sercan Aşar, Mehmet Eriş, tek tek adını sayacağım. Herkes ayda dedik. Celal Çeldir, İbrahim Manga, Kamil Can'a gireriz perdecilik. Hep reklamı giriyor ama. Olsun. Hüseyin Koçak öğretmenisinde. Spora yardım ediyorsa. Bak hepsi bir şey kurduk. WhatsApp'ta. Her ay çocuklar oraya para atıyor. Ne için atıyorlar? Daha önce sizin takımda oynayan futbolcular. Tabii. Destek olarak evet. Bu şekilde yürütüyorsunuz. Burak Çolak, Ruşan. Ruşan da belki bu işlere ekmek yiyecekti ama olamadı yani çocuğumuz. Hep Halil, Fabrika, İtalyan Mutfağı, hep çocuklarımız oraya bir şey yaptık, hepsi para gönderiyor. Raş Topa, aklım geldi, hepsini söyleyeyim. 25 tane çocuğumuz yani. Furkan Dönmez, Durmuş Ali, Söylesi Okçu, hep çocuklarımız bize para gönderiyor. Biz de bu şeyi gideriz. Halis Seyhan'ı unutmayalım, Seyhan Bayağı'yı unutmayalım. Evet, Seyhan Bayağı. Ya bak. Ona da mutluluklar dinleyelim hocam. Yeni evet. Öğrendi galiba. Değil mi? Yeni oldu. Bir ay oldu mu? 15 gün oldu nikah. 15 gün oldu. Düğünü de 1 Eylül'de. O iyi maşallah. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Aynı yastık hocasında. Ha. Ya ben şunu işi diyorum. Bizler bu çocukları eğer telekom spor olarak bakmasaydık bu çocuklar belki okumayacaklardı. Başka şeyler öğrenecekler. Ama bizler insan yetiştiririz. Adam yetiştiririz bize. Ben onlarla gurur duyuyorum yani. Kendi adıma da gurur duyuyorum. Ben çok şey ekmişim, düşmüşüm yani. Hocam futbol okulunda sadece futbol öğretilmiyor değil mi? Paylaşma, işte sosyal ilişkiler, ne bileyim başarılan başarıyı paylaşma, birlik beraberlik ruhu, spor yapma alışkanlığı kazanmış. Şimdi İbrahim Mangı'dan örnek vereceğim sana. Baba bir gün önce ölmüş, bir gün sonra İbrahim Mangı ölmüş. Anne Allah rahmet eylesin. Teyzemiz, ablamız. Mesela o çocuk gittim okula öğrenci velisi oldum. Çocuğumu okuttum. Çocuğu iş adamı oldu. Geçen hocam benim aidatım bu dedi. Burak Çolak telekomun şeyini okudu. Mehmet eriştiler. Bunlar ben şey olmasak, bu spor olmasa bu çocuklar belki ben onunla tanışamayacaktım. Böyle karakterli çocukla tanışamayacaktım. Ve senin gibi adamlarla tanışamadım. Ben sporu o kadar seviyorum ki spor diyorum arkadaşlar. Çünkü spor her şeydir. İnsan yetiştiriyor yani. Mesela ben dedim ki sen ayrı tutarsan hey spora gideceğim, Güler'in yanına gideceğim. Orada biz ne konuşuyoruz? Biz yazdık konuşmuyoruz orada. Biz orada deniz futbolu nasıl kurtaracağız diye konuşuyoruz. Bizim gibi orada düşünen yok. Köksal Ege'si yok, Kudur Işıtı'nı yok, Tufan Güler'i yok. Yok yani. Ama biz orada deniz futboluna bir şeyler katı sağlayan da konuşuyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız Allah affetsin arkada bir gücü almış. Çalışıyorlar bir yerlerde. Allah. Ama bunun bir de öbür dünyası var ya. Bunun bir de öbür dünyası var ya. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu Denizli Belediye Spor'u kapattıran arkadaşımın hakkımı helal etmiyorum ben. Çünkü o kurarken o altyapı ben de yardımcı oldum. Ben de oyuncu verdim. Belki oyuncu verdim ben 5 tane de şampiyon getireceğim. Ama biz dedik ki Denizli Spor'u şey olsun. Çünkü aldık işesinden. Türkiye'de 3. olduk yani o 13'lerde. Var mı böyle bir başarı ya? Evet. Hocam bu alt halı sahalar kapalı biliyorsunuz. Spor yapamıyor insanlar. Evet. Her yer açık, düğün salonları evet. Açık, her taraf açık ama bu konuyla ilgili nereye sormak istersiniz? Mağdur bir insan var, çalışanlar orada da. Ömer Eman, ikimiz hayat boyunca bizden korkmadım. Çünkü ben ekmeğimi taştan çıkaran bir insanım, çalışarak. Hocam söylediğiniz doğruysa korkacak bir şey yok demek. Evet. Şimdi sen düğün salonu açıyorsan, Nuri Park'ı açıyorsan, şurayı burayı açıyorsan, kafa şey açıyorsan, AVM'i açıyorsan demek halı sahayı ne açmıyor kardeşim sen? Spor yapsın insan. Herkes kendi ona göre duşunu alma, evini duş alır. Hemen orada elini yıkar. Ne olacak yani? Şimdi insanlar top oynamıyor mu yani? Hocam dün bir düğün salonuna gittim. Evet. İnsanlar sıfır
mesafe sınır, maske yok, hiçbir şey yok. Oralar açıksa buradan haydi açık olması lazım. Şimdi orada yüzlerce kişi var, halı sahada 10 kişi var. Şimdi halı sahada arkadaşlarla konuşuyoruz. Kirası var, şeyi var. Bunlar nasıl ödeyecek ha? Ya futbol okulları, ya insanlar evine ekmek götürmek için uğraşıyorlar ya. Çamlığa bakıyorum, herkes onun şeyine yapıyor. Bireysel ya, bir çocuğa ne orada itibar yapıyor. Niçin biliyor musun? Ekmek davası var. Bak bu süreç zengin zengin etti, gariban gariban etti ya. İyice dibi vurdu bize. Garibanlara. Evet, koronavirüsün böyle bir etkisi evet, oluyor. Yani, ama koronavirüs suçunu yapmadı yani. Zengin ayırma falan, gariban ayırma. İkisini de vurdu. Ama ben bakıyorum, hiç bize şey olan yok, destek olan yok. Bizi destek olan yok yani. Ya alırsaya açacağı, aç gelsin yıkasın, çıktığını yıkasın, evini duş alsın. Çay içmesin orada. Adam orada sporu yapsın. Şimdi evet. Çamlı'ya gidiyorum, Yazıcıoğlu Parkı'na gidiyorum, herkes spor yapıyor. Nerede bunun şeyi? Sokakta. Sokakta görüyorum, çocuklar hepsi top oynuyor. Dertlerini no, anlayamadım ben. Sağlık, bu... büyüklerimi sesleniyorum burada. Yani bizi şeylerleri. Lütfen bizi de bir şeylere koysunlar. Halı sahacıları. Ya herkes kira ödüyor. Evine ekmek götürmek zorunda kalıyor. Tesislerimiz ölüyor. Tesislerimiz açılsın. Ne olacak tesis ya? Ya düğün salonunun sağına arası fark ben anlatamam. Orada 20 kişi itman yapar. Düğün salonu 500 kişi var. Hocam işte düğünlükte mi yüzlerce kişi yan yana ve sıfır mesafe maske yok. Ama orada halı sahada kaç kişi? 14 kişi. 7-14 kişi oluyor. Daha çok geniş mesafe ve daha farklı. Yani 10-12 kıyasladığınız zaman halı sahanın çoktan açılması gerekiyor. Evet. Ama şey yapan yok yani. Dikkat alan yok. Şimdi ben biraz unuttum. Bizi telekospor yardım edenler 2-3 tane abim var benim. Evet. Bilal Sicimli. Dertler Teksir. Seyit Berber, Selim Berber'in abisi. Her yıl bize çocuklarımızın giyici eşofmanından yani ne gerekiyorsa alo dediğim zaman bize geri çevirmen abilerim var benim, kardeşlerim var. Ya biz Telekomspor olarak, biz aile takımız. Ama buna Türk Telekom'un haberi yok. Ben olsam bir araştırırım mesela bunu. Ama buna araştırmak da şey gelmiyor, işe de gelmiyor. Ama bir gün aklın başına gelir insanların. Çünkü Hasan Ersoy'u bu camiada isteyen çok. Bir gün biz kapılıyor. Ama ben burada bütün çocukları düşünüyorum yani. Çünkü her çocuğu götüremezsin gideceği kulübe. Ama Allah'tan da gitmemişim. Bazı kulüplere baktım şöyle şey değil yani. Sağlıklı bir şey, orta, şey yok. Spora destek olan herkese biz de teşekkür ediyoruz hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Son olarak hocam size şey sormak istiyorum. Dün Denizli Spor son dakika golüyle bir puanla dönecekti. Garantileyecekti neredeyse evet. Ama o şansını kaybetti. Son maçımız Denizli'de Ankara gücüyle oynayacak. Neler sormak istersiniz, değerlendirir misiniz? Allah'tan Ankara gücü yerinde düştü yani. Buraya şey gelecek yani, bitmiş hali gelecek. Fark etkisi olmaz mı hocam? Tam tersi rahat oynaması mı farklı bir şey? Ya Ömer mi? Rahat olmaz ya. Olmaz. Çünkü şey olmuştur ya, dün gördüm çünkü televizyonda, hepsi bitti ya. Bu bağımsızı itman bile yapmaz bunlar. Nasıl görüyorsunuz o zaman Denizli? Biz de bir puan alalım yani. Yukatel Denizli Spor'un durumunu nasıl görüyorsunuz hocam? Ya ben Deniz Spor'a şöyle, Deniz'in markası bir kere. Orada olduğu sürece bizden daha çok iyi olur. Ama şey iyi gelmiyor bana. Ya ben eski Deniz Spor'ları arıyorum ben. Ben 1979'da su satarak girdim. 80 top top verildim. 82'de de Deniz Spor'un altyapısına girdim. Ben o Deniz Spor'ları arıyorum. Şimdi ben Deniz Spor'un itmanına gidemiyorum. Deniz Spor bizden uzaklaştı. Şehirden uzaklaştı. Hiç ben Çipkale bir gün Çipkale yap şurada. Seyirci açık bırak gelsin. Hani şimdi olmaz da sen elmezler. Ya işte mesela sanayicilerimiz mesela bizim her hafta buraya şeye girdi. Çipkale'ye girdi. Ben de yoldan geçti. Deniz Spor'u topçu tanımıyorum ha. Ömer. Tanımıyorum ya. Yani. Ya bir gün şöyle geldi burada Çipkale yaptır. Çünkü şehirden uzaklaştı Deniz Spor. Peki düşmek konusunu nasıl biliyorsunuz? Şu anda düşecek şansı yukarıda ama yani şansı yukarıda. Matematiksel olarak kendisi kurtulamadı hocam. Ben şöyle diyorum. Ankara'nın düşmesi 35 puandı şu anda. Tabii Ankara'nın düşmesi bizi kurtardı. Kurtardı mı? Kurtardı. Biz bir puan alalımız. Evet ona da yakışan oldu hocam. Tabii yani yakışan oldu yani. Çıkmak çok zor şimdi. Evet. Bak Bursa Spor çıkamadı bu. Şimdi biliyor musun? Evet. Zaten getirisi
aşağıda yukarıdan dünya kadar fark var. Şimdi sen de devam edeceksin ama sene Bein Sport daha indirimlere gidecek. Yani İlk sene çok kurtuluş çok zor. Değil mi? Bu biraz ekonomik olarak da takımları etkileyecek. Eğer Denizli Spor, Denizli'de halkını birleşirse bizim üzerinden kalkarız. Ama Denizli Spor halktan uzaklaştırırsa şu an tesisleri götürüyoruz takıma. Bir de şey yapmışlar şimdi, branda yapmışlar. Hiç kimse görmüyor. Ya ben diyorum ki ya çıkar takımı şeye. Şimdi Estemel'e biz öyledik yani. Ama şimdi telefon ve internet de aynı yere geliyoruz. Çocuklarımız internet ve telefon bağımlılığı oldu. Sporu unutturduk. Aynıdır. Aynı şey. Deniz Spor ne yapıyor şimdi? Adamlar PS oynuyordu, şu oynuyordu, bu oynuyordu şimdi. Ya bugün de ki çık kale bir şey, halkın buyursun gelsin. Ne olur ki yani? Tabii. Kaç kişiyle oynuyoruz tarafta? Özlettiler bizi, futbolu özlettiler. Akşam ben Beşiktaş Fenerbahçe'yi seyrettim. Neden? Seyirci yok. Seyirci yok ya. Değil mi? Seyirci olmadan tabi bir anlamı yok. Ya zevk almıyoruz. Real Madrid maçı nerede? Artırma sahası mı oradaydı? Ya bu süreci kimse, bence aslında bu süreç bize bahsedecek kararlamayı sorular ama aynı bak bittiği gün biz aynısını yaparız. Hiç. Aynı. Eski hamam döneriz. Hiç merak etme. Getiririz yine ya, 35 yaşındaki yabancıları. Hiç. Yani yabancı serbest mi? Hiç önemli değil. Yani. Burada düşünce fikir şeyleri olmaz. Değişmesi lazım. Değil mi? Ana mantıkten düşünce değişmesi lazım. Şimdi Sergen Yalçı Rıdvan öğretti. Bir hata yaptı. Hemen kendisi canı öğretti. Devam etsene. Devam etsene ya. Ne oldu yani? Şimdi bizim çocuklara dışarıdan teklifler var böyle. Neden geliyor? Bu adam burada seyredip gitti. Sen ne olduğun maçta da mesela o 14 maçta Antalya Spor'a geldi. Nerede Deniz Spor? Burada bence düşünce farklı çok önemli. Mehmet Seyit Özkan gibi düşüneceksin. Mehmet Seyit Özkan gibi düşüneceksin. Yetiştirip satacaksın, yetiştirip satacaksın. Kendini kurtaracaksın yani. Ama biz ne yapıyoruz? Hazır. Lokanta yemek güzel oluyor. Ama kendi evinde yapılan yemek çok daha güzel. Evet, ona katılıyorum. Hatta ondan emin oluyorsunuz kendi evinizde pişen yemekten. Değil mi? Şimdi yabancı oyuncu getirirsin. Ne oldu belli olmuyor. Maske rüzgarı kaçtı bak. Ama kendi çocuğun sonuna kadar oynuyor. Alper topu sözleşmesini askı alıyorsun. Kadroya yatsana oynatırsın şimdi ben kendi çocuğunu. Ali Koç yönetebildi mi Fenerbahçe? Yönetemedi. Neden? Yönetemedi yani. Yani bizi sallamak gibi olmasın ama biz Ali Koç sallayacak şeyimiz yok ya. Fenerbahçe'nin koçunu kulüp ama şeysi iyiydi yani. Evet. Yapılanlar ortada değil mi? Tabii hocam? Yapılanlar ortada yani. İki yıldır başarısız baş. Evet. Biz başarıyı şöyle görüyoruz. Şampiyon olduk. Çok başarılı. Ama bir tane iki tane oyuncu yetiştirsek şey mi olur? Fena mı olur yani? Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Var mı başka eklemek istediğiniz? Valla Ömer'im inşallah şu halı sahalar futbol okulları açılır da çoğu antrenör arkadaşımız hakikaten evine ekmek götüremiyor. Çok zor durumdalar. Ben de TÜFAT Başkanı yardımcıları. Burada hatta TÜFAT'ı yaptım toplantıya. Ya çok zor durumda arkadaşlar. TÜFAT'ın elinden gelen şey de yok. Çünkü bazı güçler uğraşamıyorsun. Başkanım gitti Ankara'ya ama ne yaptı bilmiyorum. Sonra haber alamadık. Yazışmaları gönderiyorlarmış Sağlık Bakanlığı'na. Bir türlü orada tıkanıp kalıyorum. Ya spor sağlıktır. Buna aklımdan hani spor yapmayalım ama hocam merak ediyorum bu sağlık birimini kurulur. Çok, en çok düğüne mi gidiyorlar merak ediyorum. Ya spor bence en güzel şey yani. Ben spor olmasa sana tanıyamazdım. Spor harekettir, berekettir hocam. Spor yapan insandan zarar gelmez. Evet. Ya her şeyden zarar gelir, spordan zarar gelmez. Yani, spora yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Gençliğe yatırılan yatırımdır değil mi hocam? Evet ben Ömer'im ben spor, 25 yıl spora yatırım yaptım karşılığında hep aldım. Hep aldım. Neden aldım? Hep iyi insanlarla tanıştım. Hep kötüden tanışmadım yani. Hep böyle iyi insanlarla, karakter insanlarla tanıştım. Herkese selam olsun. İnşallah koronavirüs belasından kurtuluruz da şu Akkonak sahası, İlbalı sahası, Şirik olsun, herkes orada servislerimizi buluşsak. Değil mi eski hatta spor. Bir şey yapsak da olacak ya. Yani. Kim AFSK başkanları da seçim var. Allah başkanları da biri seçili de hangi seçildi? İkisini de başarılar diliyorum. Evet ikisini de başarılar diliyoruz. Bir toplu da bir kokteyl yapsın. ya insanların
özledi ya. Mesela ben Halil Bilal Kaçan hocamı özledik mesela. Arsenal yazı sonunu gidiyoruz da yürüyüş yapıyoruz ama öyle olmuyor. Sağdaki olmuyor yani. Sağdaki ben şunu diyordum ya. Keşke insanlar sahada başarı için galip gelmek için insanlar kırmasaydık. Hakem arkadaşlarımızı özledik yani hepsini. Hem o günler biliyorsunuz hocam. Kavgalar, tartışmalar. Keşke gelseydik ben. Maç sonları. Tabii. Ya o günler o kadar özledik ki keşke gelseydim için de o arkadaşlar kırmasaydık. Hepsi hakkını helal etsin yani. Arkadaşlarım, sizler. Bizler yolun sonuna geliyoruz yani. Bizler insan yetiştirmek zorundayız. Bizim yerimiz kalacak bir şey. Biz bu işi çok seviyoruz. Bizden daha fazla sevecek insanlar. Ama biz burada devlete yardım bekliyoruz. Belediye başkanlarından, bütün yetkili insanlardan. Biz çocukları eğer yetiştirirsek, çocuklar okuldaki eğitimle bizim verdiğimiz eğitimle dünyada da fark var. Hocam spor yapan çocukla yapmayan arasında çok fark var. Spor yapan insan daha çok sağlıklı olduğu evet. için hastanede az gider, sağlık gideri evet. daha zor değil mi hocam? Ben kitap okuduğum zaman çocuk kitap okur. Ama öğretmen okuduğu zaman da biraz şey alır, asker. Neden? Ben de okuduğum zaman takım giremeyeceğini biliyor çünkü. Onun için buradan devlet büyüklüğüne sesleniyorum. Bütün antrenör arkadaşlarıma sahiplensinler. Maaş bağlasına, Halk eğitim müdürü, halk eğitimimizi sahipleniyor. Ama neden kurs açamıyor arkadaşlar biliyor musun? Tesisleri açmadığı için açamıyoruz. Dört gözle bekliyorlar halk eğitim. İki tane halk eğitim müdürünü canlarını büyüklükten tutuyorum ya. Hem Pamukkale, hem Merkez Efendi, hepsini kutluyorum ya. Neden biliyor musun Ömer? Emekli oluyorum 3 ay sonra, o halk eğitim müdürlüğünün sayesinde. Burada telekom müdürlüğünde değil, halk eğitim müdürlüğü sayesinde. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil Ömer'imiz. Sağlıklı kalın, görüşürüz. Görüşürüz.